Daha önce antre halısı gibi upuzun bir mousepad kullandınız mı? Ben kullandım. Çünkü beyaz bir yüzeye sahip masam var, aynı zamanda bazı yerleri kırık ve çıkıntılar var. Böyle durumlarda genelde bazı farelerin sensörleri sıkıntı yaratıyor. Şimdi siz değerli dostlarıma şunu sormak istiyorum. Bir mousepad'e ayırabileceğiniz bütçe nedir? Ya veririm 10 liraya bir tane alırım işte mi diyorsunuz, yoksa 200-300 lira çıkar mısınız? Gelelim ana konuya. Bugün özellikle seçtiğim bir fareyi tanıtacağım. Çünkü Rival 300'ün sensöründen daha iyi bir sensör var içinde. Öncelikle selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün profesyonelliğe adım atmak isteyen dostlarımız için iyi bir arkadaş olabilecek GM50 modelli fareyi inceleyeceğiz. Ek olarak MSN yeni çıkartmış olduğu GD70 modelli X-Large mousepad'imize yakından bakacağız. Öyleyse hazırsanız frekans vermeye başlayalım. Fare 3330 oyuncu özel bir sensörle geliyor. Aynı zamanda 150 IPS değeri var ki bu da birçok oyuncunun dikkatini çekecektir zaten. Acaba teknik kısım kadar tasarım hususunda da bizleri etkileyebilecek noktalar var mı? Gelin hep birlikte görelim. Sade gibi gözükse de kendine has albenisi olan bilgilendirici kutu tasarımlarında en azından pencerelerin olması ürünler hakkında ilk izlenimi sunmak adına iyi düşünülmüş dostlarım. Özellikle satın almadan önce bir elinizi koyup yoklayabilirsiniz. Faremizin gövde tasarımı ilk bakışta hem ağır hem de çekici bir hava yansıttı. Kaliteli bir dokusu var. Hem koyu hem de hafif parıltılı, sanki minik simler serpilmiş gibi dikkat çeken, parlayan bir yüzeyi var. Normalde kauçuk kenar hat olmadığı zaman bir farede hemen eleştiririm. Aslında bu fareyi de eleştirecektim ama kaymaz bol tırtıklı kenar hatları iş görebilecek kapasitede. En azından soyulacak diye tribe girmeme gerek kalmamış. Tuşlarımız Omron ve kenar tuşlar biraz bombeli. Bu benim hoşuma gitti çünkü kontrol hissini üst düzeye taşımış. Bazen minicik tuşlar koyuyorlar, arada elim başka tuşlara kayıyor, o yüzden hoşuma gitmiyor. Fakat bu modelde tamam olmuş diyebildim. En azından akranlarına göre her tuştan ayrı ses çıkartan bir fare değil. Kenar ve sağ sol tuşlardaki ses senkronunu sizler de fark edersiniz. Farede hassas kauçuk bir teker kullanmışlar, RGB halkası hoş bir görüntü sunmakta. Tekeri ilerletirken tak tuk sesler de çıkmıyor. Sessiz bir fare olmuş. RGB hatlarla donatılan farenin ışık şiddeti çok yüksek. Valla dostlarım, gece odanın tavanlarını renk cümbüşüne çevirebilir, onu baştan söyleyeyim, yani uyarayım. Neyse ki ışığı kapatabiliyor ya da farklı renk efektleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz, bunu da hatırlatmak isterim. Eleştirebileceğim nokta altın kaplama USB girişle gelirken kablonun neden örgülü gelmeyişiydi. Bana tünel yap ya kardeşim. Adamın dibisin. Bu ne oğlum? İthal koptu. Geldik mousepad'imize. Kumaş sık dokulu pedimiz parıl parıl parlamakta. Şık mı? Evet şık. Ayrıca logo baskısına da meraklıysanız hoşunuza gidecektir. Kaymaz özel kauçuk tabanla gelen pedimiz set görüntüsüne yakışır bir hava sunuyor. Örgülü kenar hatlarla gelmesi hoşuma gitti. En azından yüzeyi yapıştırılmış, 2 günde soyulacak pedlerden değil. Özellikle yüzeylerde sıkıntı yaratan farelerin performansına az da olsa katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sık dokunmuş yüzey bu hissiyatı zaten baştan vermişti. Genel olarak her iki üründe estetik bir anlayışa ve günümüz beklentilerini karşılayacak çekici bir havaya sahip. Sanırım GM60 benim işimi görecektir diye düşünüyorum. Çünkü en azından Angel Snapping var ve ince hassas ayarlar yapabiliyorum. Oho! Birinci oldum bir anda. Ölür oğlum artık. İşte geldik en heyecanlı kısma. Zaten ilk kavradığımda hoşuma gitmişti faremiz. Abi ben pan tutuştan sıkıldım, bu aralar klavye finger tutuşa sardım diyorsanız hoşunuza gidecektir. gövdesi terletmiyor. Ayrıca ele sıkıca oturabilen bir fare olmuş. Büyük ayaklar hızını desteklemiş, zaten ufak bir hareketimde bile akıcı tepkiler verebiliyordu. Hafif ve ergonomik, ona bir sözüm yok zaten. Program avantajıyla gelmesi ve makro tuş barındırması önemliydi. Kolayca makro kaydedip atayabilirsiniz. Ayrıca 5 kademeli DPI seçeneği var ve ara DPI seçeneklerinin olması da işinize yarayacaktır. Çoğu farede Angel Snapping yok, GM50'de var. Peki nedir bu abi diye soracak olursanız da sniper kullananlar bilir ya da çizim işiyle uğraşanların genelde tercih ettiği bir şeydir Angel Snapping. İmlecin tam isabet doğru hatla ilerlemesini sağlar. Farede dikkat çeken diğer kısım düşük ve yüksek DPI performansı. 400 ve 800 seçenekleri sakin sahnelerde hoşunuza gidecektir dostlarım. İşin içine aksiyon girdiğinde 3200'e kadar yolu var. 3200 DPI'den sonrası aslında kaliteyi belirleyen kısımlardan bir tanesi. Onda da şunu söyleyeceğim, hız arttıkça tedirgin olmuştum ama böyle 100 liralık fareler gibi değil. Performans farkını yüksek DPI seçeneklerde hissettirebildi. Sensörün hız arttıkça hareketi doğru bir şekilde izleyebildiğini söyleyebilirim. Özetleyecek olursam kaliteli tuşlara sahip, ivedi ve hızlı tepki sağlayabilen bir fare olmuş. Nedense bana hamle kaybı hissi yaşatmadı. Sonuç olarak farenin kavramı hissi hoşuma gitti dostlarım. Ek olarak hani herhangi bir ses çıkartma gibi bir mevzu da yok. Gayet sessiz, hafif bir fare. Ne yazık ki ağırlık ayarlama imkanımız yok. Eleştirebileceğim noktalara zaten değindim. Ek olarak çözünürlük performansı oyuncuların hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Bir diğer husus da piyasada 5 mm olarak dolaşan kaldırma mesafeli farelerin aksine 2 mm'lik oldukça düşük kaldırma mesafesi oyunlarda sizlere artı puan sağlayacaktır. Yani hareketli sahnelerde tam isabet atış ya da hızlı bir dönüş yapmak istiyorsanız sizleri yarı yolda bırakmaz. Son olarak faremizin ve mousepad'imizin artı ve eksilerini şöyle yerleştirelim. Tercih her zamanki gibi siz değerli dostlarımıza bırakalım. Fiyatına ve sunduğu avantajlara göre farenin uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten akranlarına da baktım hani fiyat olarak. Yalnız aynı şeyi mousepad için söyleyemeyeceğim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Açıkça her şeyi dile getirdim. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Eğer paylaşmazsanız evinize gelir antreninize X-Large mousepad sererim ona göre. Niye böyle şeyler söylüyorsun abi?